Evet, dermatoloji uzmanı Ersin Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Ersin. Merhaba, Bey. Hoş bulduk. Benim önümdeki kartlarda şey yazıyor, natural botoks. Ay çok evet. Merak ettim onu. Nedir? Evet. Herkesin merak ettiği bir konu bu da. Sizde var mı hocam? Tabii ki natural botoksu ben kendim de yaptırıyorum. Şurada sanki evet. Evet, göz kenarındaki çizgileri, alın bölgesindeki çizgileri gidermek için yapmış olduğumuz işlem. Niye natural botoks? Biliyorsunuz botoks yaptırmayı düşünenlerin en büyük kaygısı doğallığım bozulur mu? Şeytan gibi bakar mıyım? Balık gibi olur muyum? Gibi bir takım kaygılar yaşıyorlar. Doğru. Aslında bu uygulamada son derece doğal, son derece güzel, kırışıklıkların azaldığı bir sonuç elde ediliyor. Dolayısıyla o nedenle natural botoks uygulaması. Ama ne ama natural botoks? Natural botoks uygulaması göz kenarındaki kırışıklıkları, alındaki kırışıklıkları, kaş arasındaki çizgilenmeleri azaltmak, gidermek için yapmış olduğunuz bir uygulama. Oradaki kas tonusunu azaltarak son derece doğal bir sonuç elde ettiğimiz bir işlem. Yani makineyle mi yapılıyor hocam yani? Şimdi şöyle aslında yılda 2 kez ya da 3 kez yaptığımız bir işlem. Etkinliği ortalama 4 ila 6 ay boyunca devam ediyor. Biliyorsunuz bizim mimiklerimizi oluşturan kaslarımız var. O kasların normalde bir gerginliği, bir tonusu var. O tonusu, o gerginliği azalttığımızda o derinin üzerindeki kırışıklıkların belirginliği azalmış ya da giderilmiş oluyor. Olayın temel mantığı bu tabii ki. Göz kenarındaki kasın içerisinde, alın bölgesindeki boyun bölgesi ne de yapılabiliyor. Oradaki bir takım gerginlikleri azaltmak amacı daha çok biz yüzün üst kısmına, yani alın bölgesine, göz kenarlarına ve kaş arasında uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi işte kişinin gülüşünde, bakışında bir farkın ortaya çıkmadığı, uygulamadan sonra daha genç gözüktüğü, genelde şöyle bildirimler alıyoruz bize uygulama için gelen hastalarımızdan, danışanlarımızdan. Ya sen bir işlem mi yaptırdın, gençleşmişsin, daha güzel gözüküyorsun, ne oldu sana falan, çok daha genç bir görüntün var gibi geri bildirimler aldığını söylüyorlar danışanlarımız. Peki hocam o zamanı mesela hani botoks birkaç gün, birkaç hafta sonra oluyor ya normal botoks. Bunda evet. Nasıl zaman? Etkisi tabii ikinci günden sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Hı-hı. Bazı işte işlemi yaptık, hemen sonuç ortaya çıkacak mı? Ben işte o mesela. Evet, hemen ortaya niye çıkıyor. Niye gerilmedi? Evet, aynayı alıyorlar ellerine. Bir gün sonra telefon, hocam hiçbir şey değişmedi, bir şey fark etmedi falan. Onun etkisi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ortalama 3. 4. günde etkisi ortaya çıkmaya başlıyor. Bir hafta 10 gün içerisinde etkisi ortaya çıkmış oluyor. Ne etkisi ortaya çıkıyor? Alındaki kırışıklar azalıyor. Gülümsediğinde göz kenarındaki bir kişiyi olduğundan biraz daha yaşlı gösteren çizgilerin belirginliği azalıyor. Özellikle erkeklerde kaş çatmaya bağlı olarak kaş arasında kızgın görüntüye neden olan o belirginlik azalıyor. Çok doğal bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Ama dediğim gibi kişi gülebiliyor, konuşabiliyor. Gülüşünde bir fark ortaya çıkmıyor. Doğal bir görünüm ortaya çıkıyor. Erken yaşlarda yaptırmak daha mı faydalı hocam sanki? Evet, aslında erken dönemde yapılmasını öneriyoruz. Ama çizgiler, erken dönemde kırışıklık olmuyor. Şöyle yavaş yavaş aslında ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer çok mimiklerinizi kullanıyorsanız, eğer çok ekran başında vakit geçiriyorsanız, kaşlarınızı çok çatıyorsanız o bölgede sizin de gösterdiğiniz gibi. Senin şuramda var artık ama yaptır yani bence. Bak ben de şuramda olmuş. Aa bak hocam. Evet, çok uygun aslında. Erkek danışanlarımıza, hastalarımıza sıklıkla yaptığımız bir işlem. Erken dönemde yapılmasını öneriyoruz. Neden erken dönemde yapılmasını öneriyoruz? Çünkü çizgiler belirginleştikten sonra yapıldığında evet sonuçlar güzel ama erken dönemde koruyucu amaçlı çizgiler henüz belirginleşmeden yapıldığında çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki çizgiler belirginleşti, ilerleyen dönemde yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz ama orada başka yöntemlerle de işlemin etkinliğini desteklemek gerekebiliyor. Yani. Çizgilerin belirginliğini azalttık, natural botoks yaptık, bir hafta 10 gün sonra kontrole çağırdık, kontrole baktık. Tamam, çizgiler azalmış, hasta çok mutlu ama hocam çizgilerim azaldı ama yine alın bölgenindeki çizgiler tam giderilmedi. O bölgeye biraz hyaluronik asit içeren dolgu enjeksiyonlar ya da bir takım lazer işlemleri göz çevresini yaptığımızda daha da iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Yani ilerleyen dönemde de yapabiliyoruz, erken dönemde de yapabiliyoruz. İlerleyen dönemde kırışıklıklar belirginleştikten sonra yapıldığında ek başka yöntemlerle de desteklemek gerekebiliyor. Sibel Hanım demiş ki 34 yaşındayım, alnımda ince ince çizgiler var. Botoks ince çizgiler için de uygun mudur? Uygun tabii ki. Bahsettiğim gibi o kasın tonusunu, gerginliği azalttığımızda o ince çizgilerde derin üzerindeki kırışıklar azalmış oluyor. Daha belirginliği azalabiliyor ama çok ince çizgiler varsa orada cilt kalitesini arttırmaya yönelik işlemler yapmak gerekiyor. Ben dermatoloji uzmanıyım. Cilt kalitesi benim uzmanlık alanımın içerisine giriyor. Cilt kalitesini arttırmak amacıyla yapmış olduğumuz birçok uygulama var. Sadece botoks yapmıyoruz, natural botoks yapmıyoruz. Cilt kalitesini arttırmak amacıyla hyaluronik asit içeren dolgular yapıyoruz. Lazer işlemleri gerçekleştiriyoruz. Enerji bazlı cihazlar yapmış uygulamalar var. Dolayısıyla ince çizgileri gidermek için ilk başka işlemlerle de çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hocam erkeklere yapılıyor mu? Tabii ki ama erkekler özellikle doğallıklarının bozulmasını istemiyorlar.
işlem yapıldığını çevreleri tarafından anlaşılmasını istemiyorlar. Ben işlem yaptırayım, genç dişim, genç gözüküyor ama kimse bu işlemi yaptırdığımı anlamasın istiyorlar. Bu uygulama, Natural Botox uygulaması erkekler için de çok uygun bir işlem. Erkek hastalarımız da geldiğinde ve işlemi yaptığımızda çok memnun oluyorlar. Genelde hanımefendiler geliyorlar, işlemden çok memnun oluyorlar ve yanlarında partnerlerini, eşlerini getiriyorlar ve onlara da işlem Peki, yaptırıyorlar. Peki kalıcılık süresi hocam? Kalıcılık süresi 4-6 ay devam ediyor. Tabii bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Yılda iki kez yapmak yeterli olabiliyor ama işlemler tekrarlandıkça çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ben yani işlem yapalım 10 yıl etkisi devam etsin böyle bir işlem yok. Neden yok? Biz zaman geçtikçe bir takım cildimize zarar veren uyarılara maruz kalıyoruz. Dolayısıyla o uygulamaları tekrarlamak gerekiyor. Tekrarladıkça da hem doğallığınız bozulmuyor hem yüzünüz de ona uyum sağlamış oluyor. Yani siz zaman içerisinde kemik kaybı oluyor yüzümüzde, cildimizde bir değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Hem ona uyumlu bir şekilde işlem yaptığınız zaman kişinin mimiklerine, kırışıklıkların derecesine, yüz yapısına uygun bir şekilde işlem yaptığımız zaman hem doğal oluyor hem de güzel bir sonuç ortaya çıkmış Hocam, oluyor. Hocam bir şey diyeceğim. Bir hediye veriyor musunuz? Verelim mi? Verelim. Bir üç kişiye versin ya. İptal dediler en son. Ben iptal değil. Şu an canlı yayında sıkıştırıyorum. Ben bir dedi üç yaptı Alişan. Natural Botox evet çok sevilen bir işlem. Birçok kişi aslında bu uygulamayı yaptırmak istiyor. Bizde Türkiye'nin birçok noktasından ya da yurt dışından gelen danışanlarımız, hastalarımız var. Yani İstanbul içinde olan üç kişiye verin hocam ne olacak? Olabilir. Demet ve Alişan'ın adresine o zaman yazın. Biz üç kişiye hocamdan botoksu kaptık. Siz de yapabiliriz. Ya ben çok korkuyorum. Benim ne korkutuyor sizi? Benim vücudum alerjik. Yani heh, çok güzel bir noktaya korkuyorum. Temas ettiniz. Allah korusun evet. Farklı bir tepki verir bir şey olur sonra geri dönemez bir şey Alerji olur. Alerji olur mu? Bu uygulamanın geri dönüşü var mı? Kalıcı bir yan etkisi var mı? Hayır. Botoks uygulamasında kullanılan madde yıllardır tedavi amacıyla da kullanılıyor tıpta. Sadece estetik amaçla kullanılmıyor. Normalde serebral palsisi olan, spastisi olan, kas spazmı olan çocuklarda kasları büyük kas gruplarındaki o kas gerginliğini açmak için fizik tedavi doktorları tarafından ya da farklı tıp branşları tarafından kullanılıyor. Ve bizim kullandığımız dozların çok daha üstünde kullanılıyor. O çocuklarda bile güvenle kullanılan bir maddeden bahsediyoruz. Ben çarpılır marfan hocam. Gözüm Peki hocam, alerjik bir durum bahsettiniz. Alerjik bir durumdan korkabiliyor gerçekten hastalar. Bize alerjisi olan, ben dermatoloji uzmanı olduğum için bana alerjisi olan hastalar da geliyor. Kişinin alerjisi var, atopisi var, egzaması var. Onlara da natural botoks güvenli olarak yapabiliyoruz. Ve şu ana kadar ben binlerce hastaya uygulama yaptım ve hiçbir hastamda alerjisi olanlara dahil bir durumda karşılaşmadım. Peki dolgu var mı hocam natural madde, dolgu? Eğer uygun ürün tercih edilirse ve hekim tarafından yapılırsa bir problem olmuyor. Olsa bile geri dönüşü var. Yapılan ufak müdahalelerle tedavi yapabiliyoruz. Şu ana kadar hiçbir olmadı ama. Belki dolgu, natural dolgu var mı? Şimdi dolgular şöyle, şimdi dolgu deyince bir dolgu var, onu her yere yapıyoruz gibi anlaşılıyor. Aslında öyle bir durum yok. Şimdi dolguları biz çeşitli amaçlarla kullanıyoruz. Hacimlendirmek için, şekillendirmek için, cilt kalitesini artırmak için kullanabiliyoruz. Kişinin yüz yapısına uygun bir şekilde doğru ürün, doğru uygulayıcı, yani bir hekim tarafından, eğitimi almış bir hekim tarafından doğru anatomik bölgeye uygun miktarda yapılırsa son derece doğal bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Yani dolgu yapılınca yapay durur. Hayır, erkeklere de dolgu yapıyoruz. Kişi çok zayıflamış, kilo vermiş, yüzü çökmüş. Desteklememiz lazım. Ama kişinin anatomisine uygun bir şekilde desteklememiz lazım. Desteklediğimizde hem yüzündeki o çükkün ifade gidiyor, hem de doğal gözüküyor, hem de gençleşmiş oluyor. Yapmış olduğumuz bu. Dolayısıyla doğal sonuçlar veriyor. Eğer az önce bahsettiğim şekilde yapılır ise. İşte bu dolgu ve botoks yapanlara bakıyorsun. Hepsi birbirine benziyor. Ne alakası aslında var? Aslında dolgu yok işte bende ama botoks çok, var. Ama seninki çok doğal işte. Evet işte. Burada uygulayıcı önemli, uygulanan miktar önemli, uygulanan anatomik bölge önemli. Dolgu botoks karışıklık olabiliyor aslında. Bazen hani hocam ben dudak botoksu yaptırmaya geldim diye geliyor hasta. Yani dudakta neye botoks yapılmaz. Botoks vücudun farklı bölgelerine tamam tedavi amacıyla yapılabilir ama estetik amaçla yapılan bölgeler bellidir. Yani orada biraz kavram karmaşası var sanki. Şimdi aynı soruyu soruyor Dilek Hanım. 40 yaşındayım. Dudaklarımın kenarlarındaki çizgiler İyice belirginleşti ve çukur gibi oldu. Botoks mu dolgu mu yaptırmalıyız? Dudak diyor. Kenarları çizgi dediğimiz alan. Oraya burası botoks. İse nazolabiyal bölge. Orada oluk yani bir oluğu ne yapacaksınız? İçini doldurmanız gerekir, desteklemeniz gerekir. Ama doldururken de biri şişirmekten, oraya böyle kocaman yapay bir görüntü vermekten bahsetmiyorum. Uygun bir miktarda, uygun kişinin yüz yapısına uygun şekilde yapılırsa son derece doğal dudak kenarındaki çizgileri azaltabiliyoruz. Dudaklara hacim verebiliyoruz, elmacık hattını belirginleştirebiliyoruz, yüzü hafif lifting yapabiliyoruz. Yüzdeki ince çizgileri giderebiliyoruz. Cilt kalitesini artırabiliyoruz. Yani dolgular aslında birçok amaçla kullanabiliyoruz. Buruna bile şekil verebiliyoruz. Evet. Estetik ameliyatsız yapılan uygulamalarla burunda bile çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hocam koltuk altı botoks peki? Koltuk altı evet. Botoksu aslında sadece yüz bölgesinde kullanmıyoruz.
yüz bölgesinden farklı bölgelerde kullanır. Terleme tedavisinde. Ben hep şeyden korkuyorum mesela. Teri atması lazım mı? Evet yani tabii ki. Buralardan terlemeyince vücut başka atamayacak yerden o teri. Başka yerden mi? Burayı azalttık başka yerim daha mı çok derler? Hayır, bizim normalde vücudumuzda milyonlarca ter bezi var. Avuç içlerimizde, vücudun farklı yerlerinde. Koltuk altlarındaki bölge, özellikle terleme botoksunu biz koltuk altındaki terlemeyi gidermek amacıyla yapıyoruz. Ve son derece konforlu bir işlem. Uygulamayı yaptığım hastalarım çok işlemden sonra şikayetlerin azaldığını söylüyorlar. Oradaki terlemeyi azaltmak, gidermek vücudun başka bir bölgesindeki ter bezlerini uyarmıyor. Sadece o bölgede etkisini gösteriyor. O vücut yüzey alanımızın %1'lik bir kısmını oluşturuyor zaten. Çok büyük bir alan değil. Dolayısıyla hem zararlı bir işlem değil, hem terleme azalıyor, hem de sosyal yaşantısını bayağı rahatlatıyor. Özellikle mesela bazı uçucu personel ya da farklı meslek branşları çok terlediklerinde, kıyafetlerinde o terin gözükmesi çok rahatsız ediyor. Sunucularda da oluyor. Sunucularda da öyle. Evet, erkek sunucularda. Ve gerçekten çok koku da azalıyor. Çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Peki hocam, bir erkek izleyicimiz demiş ki, ismini vermemiş. Bir erkek olarak demiş, göz çevremdeki kırışıklıklardan çok rahatsızım. Botoks uygulaması yaptırmak istiyorum fakat yüzümdeki doğallığın kaybolmasından çok korkuyorum. Bir de botoks erkeklere de kadınlara olduğu kadar etki göstermiyor mu demiş. Var mı öyle bir şey? Şimdi sanki evet biraz öyle. Herkesin tabii erkeklerin kasları biraz daha güçlü. Mimik kaslarını eğer yoğun olarak kullanıyor ise şimdi normalde bir noktaya uygulanabilecek miktarlar belli. Yani alt sınırı var, üst sınırı var. Üst sınıra yakın limitle yapıyoruz. Yani göz, o erkek izleyicimizin göz kenarındaki kırışıklıkları botoks uygulamasıyla, natural botoks uygulamasıyla doğallığını bozmadan azaltabiliriz. Ve herhangi bir problem yaşamaz. Ama işlemden 10 gün sonra eğer çizgileri çok belirgin, çok derin ise ek başka uygulamalar da yapılabilir. İşte dolgu uygulamaları, lazer işlemleri yapıldığında o çizgileri belirginliği biraz da azalacaktır. Peki botoksu yaptınız, 4-5 ay sonra geçti etkisi. Ondan sonra eskiye mi dönüyor, yoksa hani biraz böyle hafif tedavi olmuş gibi mi oluyor? O da çok merak ediliyor. Ben botoks yaptırdım. Mesela 5 sene yaptırdım ya da düzenli yaptırdım. Bıraktım, cildim daha kötü olur mu? Yüzümde çökme olur mu? Gibi sorularla biz de çok sık karşılaşıyoruz. Hayır, bununla ilgili aslında yapılmış bilimsel çalışmalar da var. Hastalarımızdan da aynı şeyi görüyoruz. Bu estetik tıpta yeni kullanılmaya başlayan bir madde değil. Yıllardır kullanılıyor, 20 yıldır kullanılan bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla uzun dönem etkileri biliniyor. Bir çalışmada da ikiz çalışması var. İki kız kardeş. İkiz kardeşlerden bir tanesi 25 yaşında botoks yaptırmaya başlıyor 38 yaşına kadar 13 yıl boyunca. Diğer kardeşi bir ya da iki kez yaptırıyor. Neredeyse hiç yaptırmıyor diyebiliriz. Sonuç hocam? Ve 13 sene boyunca botoks yaptırıyor. 13 yıl sonunda ikisinin fotoğrafları çekip yanlarına konuyor. Ve son işlem yaptırmasının üzerinden 5-6 ay geçmiş. Yani üzerinde, yüzünde botoksun etkisi yokken çekiliyor bu fotoğraf. Bir kardeşin yüzünde neredeyse hiç kırışıklık yokken bir kardeşin yüzünde belirgin kırışıklıklar var. O bilimsel bir dergide plastik. Dolayısıyla botoksun uzun dönem etkilerini buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde kendi hastalarımızdan da biliyoruz. Yani düzenli olarak botoks yaptırmış, yapıyoruz. 2 sene, 3 sene. Bazen ara verebiliyor, geliyor, daha kötü olmuyor. Ya ilk haline geri dönüyor ya da daha da iyi oluyor. Daha kötü olmuyor yani. Bir hasar vermiyor çünkü bizim yapmış olduğumuz işlem oradaki kası felç etmek değil. O kasın, o gerginliği biraz daha tonusunu azaltmak. İkinci aydan sonra yavaş yavaş kas hareketleri zaten normalleşmeye başlıyor. Yani kasın tonusunu, gerginliği azaltıyorsunuz. Daha genç, daha çizgiler azalmış, daha fresh, daha canlı bir bakışı olan, kaş tarafı yükselmiş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu da hastalarımızı çok mutlu ediyor. Peki hocam, Sevgi Hanım diyor ki 34 yaşındayım, doğuştan göz kapaklarım düşük, botoks uygulamasıyla kapaklarım düzelir mi demiş. Çok güzel bir soru. O da biz bu şikayetlerini gidermek amacıyla bize başvuran çok sayıda hasta var. Geliyor, göz kapaklarında belirgin düşüklük var. Botoks yaptırıp o problemin giderilebileceğini düşünüyor. Şimdi göz kapağındaki o düşüklük eğer oradaki deri fazlalığından kaynaklanıyor ise onun bir ameliyatla, bir operasyonla çıkartılması gerekir. O botoksla giderilebilen bir işlem değildir. Botoks işlemi kaşı böyle geren bir işlem değildir. Ama kaş uçlarına yapıldığında kaşı hafif yükselten bir işlemdir. Evet. Neden? Nasıl kaldırıyor peki? Normalde kaşın hareketini sağlayan iki tane kas var. Bir yukarı kaldıran var, bir aşağı kaldıran var. Aynı şey gibi düşünün. Halat çekme gibi. Siz daha çok çekerseniz yukarı hareket eder. Aşağıdakinin aktivitesini azaltıyoruz. Kaş biraz daha yukarı kalkmış oluyor. Göz kapağındaki problemi hafif de olsa giderebiliyoruz. Evet. Yani bize botoks yaptırıp sonrasında hocam kaşlarım kalktığımda göz kapağımdaki problemlerim biraz daha azaldı diyen hastalarımız var. Ama bazı hastaların gerçekten bir ameliyat olması gerekiyor. Onu değerlendirmek gerekir.
değerlendirdikten sonra ameliyat mı olması lazım, botoks azaltılabilir mi? Ancak o şekilde bir net bir şey. Hocam bazen de yanlış oluyor. Ben bir kere şuradan falan vurdular herhalde. Böyle bildiğin küçük emlak gibiydi bu kaşlar. Şimdi erkeklerle kadınların kaş yapısı, yüz yapısı birbirinden farklı. Uygulamayı da erkeklerde farklı, kadınlarda farklı yapıyoruz. Evet. Yani erkeklerin kaşı biraz daha düz, kadınların kaşı biraz daha kavisli. O kaşları bu şekilde kaldırmıyoruz ya da yukarıdan böyle kaldırmıyoruz. Hafif kaldırarak herkesin istediği... Gülerken buradan atıyordu hocam, evet. Böyle direkt yuvarlak oluyordu. Ay öyle. Ne? Ay gülme. 3-4 ay ne çektim. Magazinlerde şeylerim var. Geri dönüşü var. Natural botoks uygulamasında işte o olmuyor. Ha mesela yani, yaptık hocam, Allah korusun böyle, yani bir şey oldu. Böyle uzaylı gibi oldu, evet, mesela. Evet, mesela ne yapacağız? Gülüşümüz değişti. Tabii onun bir etki süresi var. 4-6 aylık bir süre var. O süre içerisinde eski haline geliyor ama o arada yapmış olduğunuz bazı uygulamalar var. Oradaki kasların tekrar daha kasılma aktivitesini artırıcı bir takım uygulamalar yapabiliyoruz. Mezotrop işlemleri yapabiliyoruz. O süreyi biraz daha kısaltabiliyoruz bu işlemlerle. Peki bir şey diyeceğim hocam. Mesela bazı doktorlara gidiyorsun, ne bileyim fiyat olarak demiyorum da 10 lira. Bazısına gidiyorsun 5 lira. Bazısı 3 liraya botoks yapıyor. Bazı yani bunun hani... kalitesi fiyatıyla ilgili mi, yoksa hani biraz geçen gün yine bir olay lokasyonla yaşandı ilgili olabiliyor bazen. Uygulayıcı ile ilgili olabiliyor, lokasyonla ilgili olabiliyor. Yani neticede yani Nişantaşı'nda yapılan bir işlemle yani mesela insanlar nasıl falan öğrenecek mesela kaliteli botoks olup olmadığını? Orada pahalıysa fiyat iyi midir demek istiyor hocam. Evet. Öyle bir durum yok tabii. Orada önemli olan şey uygulayıcının kim olduğu. Bu uygulamayı bir hekim mi yapıyor, yoksa hekim olmayan biri mi yapıyor? İlk dikkat edilmesi gereken zaten yaptırmasın ama hekim olan bununla ilgili eğitim almış bir hekim mi yapıyor? Bununla ilgili eğitimi yeteri düzeyde var mı? Ama hekimler arasında da bir takım farklar olabiliyor ama bunun bir belli bir seviyenin altında da değil fiyatları. Yani belli bir limit var. Onun altı, o belli bir aralıkta değişkenlik gösteriyor. Bir alt bir limit var, bir üst limit var. Yani onun altında da o zaman düşünsünler, evet bu kadar ucuz, evet demek ki bir şey olabilirim. Ama doktor olabilir. Önemli değil mi? Tabii ki uygulayıcı çok önemli. Ama dediğim gibi doktor olmadan, ama hanımlar gözünü hocam, seveyim. Doktor olmadan hiç kimse yaptırmıyor. Bekleriz. Siz de bekleriz. Tamam. İnşallah. Cilt kalitesi için çok işlemler yapıyoruz aslında. Dermatoloji uzmanıyım. Ben cilt kalitesini artırmak amacıyla sadece natural botoks işlemi yapmıyorum. Yediriz. Çok uygulamamız var. Bekleriz. Tamam. Yediriz. Çok İnşallah. Teşekkürler.